Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle limit ve süreklilik konusunu işleyeceğim. Ve ondan sonra türev, integral ve kalmış olduğumuz logaritma karmaşıkları diye devam edecek. Konuları şöyle yapıyorum arkadaşlar. Limit ve süreklilikle ilgili notlarımı PDF halinde taratacağım. Ve sizlerle bu videonun aşağısında linkte paylaşacağım. Orayı indirip çalışabilirsiniz. Ve özellikle limit ve türevle ilgili ve integralle ilgili çıkacak soru tarzlarını bol bol soru çözerek pekiştireceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar limit diye bir başlık atayım öncelikle. Limit. Şimdi ilk önce bilmemiz gereken arkadaşlar şunlardır. Yani bunlar her kitapta yer alır. O yüzden ben kitap bilgileriyle değil, sınavda yapabileceğiniz bilgilerle gitme taraftarıyım. Ama öncelikle şurayı bilelim. Şimdi limit 2'ye ve 2'nin karşılığı 3 olan ve şurası 0, burası eksi 4, x ve y. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Şurası dahil olmamış olsun. Şöyle ve şöyle. Her kitapta bu yer alır arkadaşlar. Şimdi limit olabilmesi için ne olması lazım? Limit olabilmesi için x 2'ye sağdan yani artı olan sağdan dediğimiz ve limit x 2'ye soldan yaklaştığı zaman birbirine eşit olursa limit vardır. Limit 2 noktasında. Sağdan denilince arkadaşlar şu oluyor. Sağdan deyince şöyle yaklaşmak oluyor. Soldan deyince de buradan yaklaşmak oluyor. Bu değerler aslında sağdan yaklaşma değerleri aslında nasıl diyeyim? 2,000001 gibi de düşünebilirsiniz. Yani 2'nin çok çok yakınında. Ama biz buna bir değer vermiyoruz normalde. Ama 2'den biraz büyük gibi düşünelim. Bunu neden diyorum? Çünkü bazı sorulara bu mantığımızı kullanarak mutlaktan çıkaracağız. O yüzden söylüyorum. Şimdi örneklendireyim isterseniz ne demek istediğimi. X eksi 2 diyor. Biz bunu mutlaktan çıkarırken eğer soldan yaklaşıyorsa bu 2'den çok az küçük. Yani 1,9999 gibi düşünebiliriz. Yani burası negatif çıkmış olacak. Mutlaktan negatif çıkacak. Negatif. Eğer sağdan yaklaşıyorsa limit, burası pozitif çıkacak. Pozitif çıkacak. İşte bu yüzden bu negatif soldan ve sağdan yaklaşma değerleri bizim için önemli. Şimdi sağdan yaklaştığım zaman bakın sağdan yaklaşıyorum. O zaman buraya geldiğim zaman burada durdum. 2 noktası neye eşit olmuş oldu? 3'e. Soldan yaklaştığım zaman kalemimi tuttum. Soldan yaklaştım. Bitiş noktama geldim. Neye eşit oldu? Eksi 4'e. Limit olabilmesi için limit hem sağdan hem de soldan yaklaşırsa birbirine eşit olursa limit olacaktı. Limit birbirine eşit olmadığı için bu iki noktasında o zaman limit yoktur arkadaşlar. Bu yüzden biz bunu limit yoktur iki noktasında diyoruz. Şimdi örneğimi ben şöyle değerlendireyim. Grafik üzerinden birkaç tane bu sorularla ilgili gösteriyorum ki sonradan sorular çözeceğiz bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar yine bir grafik çiziyorum. 3 ve 2 y ve x. Şimdi şöyle şuradan geçsin. Şurası şöyle olsun. Ve bana iki noktasında limit var mı diye soru sorabilir ya da şıklarda iki noktasında limit vardır diyebilir.
Şimdi burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Limit x 2 sağdan kaçtır ona bakıyoruz. Sağdan deyince ne yapıyorduk? Yani şöyle düşünün. Şuradaki 2'den biraz daha büyük olacak ama çok çok az. Yani şu noktalar olacak. Şu nokta. O zaman şuradan yaklaştığım zaman burada duruyor muyum? Duruyorum. Ne oluyor? 3. Limit yine aynı kalem kullanayım rengi. Limit x eksi yani soldan yaklaştığım zaman o da şuradan çok küçük bir şekilde düşünürsek buradan yaklaştığım zaman burası nedir? Burası da soldan. O zaman yine 3. O zaman limit hem sağdan limit hem soldan yaklaştığında 3 ise o zaman limit 2 noktasında 3'tür diyebilirim. Yani bu noktada limit vardır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burayı anladıktan sonra şurası diğer bir örneğe geçerek önemli olacak yerlerden bahsedelim bir daha. Şimdi bir kere kesinlikle bilmemiz gereken bu grafikten sonra ikinci bilmemiz gereken genişletilmiş reel sayıların işlemleri arkadaşlar önemli. Dediğim gibi kitaba bağlı değiliz. Biz sınavdan yüksek almaya çalışıyoruz. O yüzden ne çıkıyor, ne soruyorsa biz onları yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi artı sonsuzla eksi ve artı olsun. A gibi bir sayı olsun. Fark etmez. A ne? Aklınıza gelecek herhangi bir sayı. Bir sayı sonsuzla toplanır ya da çıkarılırsa düşünün arkadaşlar sonsuz. Yani sonsuz ucu ucu yok yani. Gözükmüyor. Belli bir sayıyla çıkarılırsa tabii ki sonsuz bunu yutar. Artı sonsuz olur. Aynı şekilde eksi sonsuz artı ya da eksi olan bir sayıyla çıkarılır ya da toplanırsa eksi sonsuz dediğim için eksi yani yine belirli bir sınır olmayan bir sayı belirli sayısı olanla çıkarıldığı zaman tabii ki eksi sonsuz olur. Yani bunu ezber yapmayın diye böyle anlatıyorum. Aynı şekilde bir sayı eksi ya da artı bir sonsuza bölünürse sıfır olur. Bunu da nasıl aklınızda tutun? Yani belirli bir sayım var ama büsbütün bir belirli olmayan sonsuz bir sayım var. Ona böldüğüm zaman yani bir pastayı düşünün. Pasta A olsun yani büyüklüğü. Sen onu çok aklına bile yani gözünle bile göremeyeceğin kadar bölürsen onu sıfır olarak görürsün. Sanki yokmuş gibi. Öyle düşünün bunu. Artı ya da eksi sonsuz bir sayıya bölünürsün. Unutmayın. Şimdi bunu cepte tuttuktan sonra iki sonsuzla yapılan işlemleri söyleyelim. İki tane sonsuz toplanırsa ikisi de artı. Bu artı sonsuzdur. İki tane eksi sonsuz toplanırsa bu eksi sonsuzdur. Aynı şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar. Artı sonsuzda artı sonsuz çarpılırsa burada önemli olan işaretler artılar çarpısı artı sonsuz aynen devam eder. Eksi sonsuzla eksi sonsuz çarpılırsa buradaki eksiler artı olur. Yine artı sonsuz. Artı sonsuzla eksi sonsuz çarpılırsa buradaki işaretler de çarpılır. Eksi sonsuz olur. Buradan sonra işlemimiz bu noktada bitiyor. Bir de üstlü alanlar var. Yani artı sonsuz bir ifadenin üzeri n ise bu n ne olursa olsun her zaman artı sonsuz çıkar. Ama eksi sonsuz olduğu zaman özel bir durum vardı. N tekse
ne olacaktı? Eksi sonsuz, çift ise artı sonsuz olacak arkadaşlar. Yani bu tekse, eksi, çiftse, artı olan durumlarda bile bu kısmı ezberlemek mantıksız olur. Neden? Yani şöyle düşünelim. Tek sayılar 1, 3, 5 gibi sayılardır. Şimdi eksi, eksi ile çarpılırsa artı oluyordu. Demek ki 2 ve 2'nin katları olursa bir sayı artı olur. Negatif olduğu durumlarda. Şimdi tek bir tane var. 3 olsa 3 eksi eksi eksi. Burası artı olacak. Yine eksi kalacak tek başına. O yüzden tek dediğimizde negatif kalırken çifte negatif pozitif oluyor. Bu özel durumu da geçtikten sonra arkadaşlar bir de şundan bahsedeceğiz. Şuraya yazalım onu da. Bir sayı eğer 0 sağdan yaklaşırsa artı sonsuz, bir sayı soldan yaklaşılırsa eksi sonsuz diyebiliriz. Bunu da şöyle diyeyim, ezberlemeye gerek yok. Niye? Grafik 0 dersek 0'ın farkındaysanız artı demesi 0'ın sağında. Sağında ama çok pardon, çok küçük bir sayı. Şimdi çok küçük bir sayı olduğu için aslında o ne demektir? Pozitif değil ama 0.0001 yani. O yüzden o pozitiflik kısmında yer alırken sıfıra soldan yaklaşırken negatiflik ama çok çok küçük bir sayı olarak yer alıyor. Böyle düşünebiliriz. Şimdi geleceğiz. Artık sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bize farklı sorular gelebiliyor. Ben öncelikle birkaç tane soru çözeceğim. Sonra hep çıkan soruları çözeceğim. Soru. Şimdi fx 3 bölü x eksi 2 x 2 noktasında limit kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi limit 2 noktasında olup olmadığını ne demiştim? Limit sağdan ve limit soldan yaklaştığında birbirine eşit olursa limit vardır. Şimdi x ise sağdan yaklaşacağım. X'e sağ, şimdi şuraya yazayım. Limit x sağdan yaklaştı. 3 bölü x eksi 2. Şimdi x'e sağdan yaklaştığım zaman burası 3 bölü 0. 2 eksi 2'den 0 oluyor. Ama dikkat etmemiz gereken şurası arkadaşlar. X sağdan yaklaşıldığı zaman 0 ama artı değerde. Neden? Şu yüzden. Şu grafiği iyi öğrenin demiştim size. Hani şimdi 2'den 2 çıkarsa 0 olur. Fakat şöyle bir şey var. 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2 noktasını düşünün. 2'ye sağdan yani 2 üzeri artı olunca sanki çok küçük 2'nin yanındaymış gibi düşüneceğiz. Bu mantıkla düşüneceğiz. Çünkü böyle işlemlerden doğru sonuçlar elde edebiliriz. O zaman 0 yazacağız ama 0 artı yazıp 0,0000001 hani böyle çok çok küçük ama 0 tam değil. 0'dan biraz büyük. Düşündüğümüz zaman 0 bölü 3 bölü 0 artı sonsuz olacak. Şimdi limit x 2 soldan gittiği zaman o zaman da arkadaşlar 2, 2 daha 0, 3 bölü 0 ama aslında 2 soldan yaklaştığı için tam 2 değil. 2'den biraz küçük, çok çok az küçük. Ama biz bunu 2'den 2 çıkarıyoruz, 0 diyoruz. Üstüne de bir eksi koyuyoruz. Çünkü 0'dan biraz küçük. O zaman eksi sonsuz diyoruz. Şimdi biri artı sonsuz, biri eksi sonsuz.
O zaman limit 2 noktasında limiti yoktur. Şöyle yazacağız. Eşit değildir. Limit yoktur. O size demin anlattığım kısmı burada görmüş oldunuz. Size biraz daha örneklendireceğim bunu. Çünkü önemli arkadaşlar. Soru limiti anlama noktasında. Şimdi limit bu sefer de şöyle olsun. Fx fx 1 bölü x eksi 3 üzerinde 4 olsun. Bu da x 3 noktasında limiti inceleyelim. Limit inceleyelim. Şimdi dediğim gibi limite artık sağdan yaklaşmaya bakmayı biliyoruz. Limite sağdan yaklaştığım zaman bir, ne olacak? Şimdi 1 bölü 3 eksi 3. Ama şuraya da koyalım arkasını. Üzerinde de 4 var. Şimdi burası 0 olacak. Ama 0 1 bölü pozitif bir 0 olacak. Üzerinde 4 var. Burası sonsuz. Artı sonsuz olacak. Limit x soldan yaklaştığı zaman 1 bölü bu sefer yine eksi sol, 0 soldan yaklaşan olacak ama 4 olduğu için bu eksi artık 1 bölü 0 sağdan olduğunu göreceğiz. Çünkü ne demiştim? Negatifler çifti gördüğü zaman pozitif olur. O zaman yine artı sonsuz olacak. Artı sonsuz, artı sonsuz. O zaman 3 noktasında limit artı sonsuzdur diyeceğiz arkadaşlar. Soru. Limit x 2'ye giderken x kare eksi 4. Bu mutlak arkadaşlar. Mutlak. Değeri kaçtır? Şimdi bu göste geliyor. Şimdi bunu yapabilmek için sağdan ve soldan mantığını iyi idrak edebilmek lazım. Dediğim gibi. Şimdi ben limit x artıya bakmam lazım. Şimdi artıya bakıyorum. X 2 artı daha doğrusu ben şunu biliyorum. Eksi 4. Şimdi 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıktı 0. Ama bu 2'den biraz büyük olduğu için zaten şurası pozitif olarak çıkacak. Yani 0. Geldim limit x negatife x soldan yaklaştığım zaman. Şimdi mutlak değerde soldan yaklaşıyorum. Karesi var. Yine böyle mutlak. Zaten şuradaki çifti gördüğüm için şuradaki negatif artı oluyor benim için. 2'nin karesi 4. 4'ten 4 çıktı yine. Sağdan yaklaşan bir sıfırım var. Yani ikisinin sonucu şıklarda sıfır arayacağım. Şimdi bu tabii ki soruyu verdiği için o noktada limit olduğunu göreceğiz. Ama bazı sorularda sağdan ve soldan çıkarma yöntemini daha doğrusu negatif mi mutlak olarak nasıl çıkacak onu bilmemiz gerekecek. Şimdi sorular gitgide çözükçe anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle yine bir soru yazıyorum. Soru limit x sağdan yaklaşıyor. Mutlak x x'e bölünüyor. Artı 2x eksi 2. Şunu sileyim. Soru işareti. Şimdi arkadaşlar artık konuyu anladıktan sonra şöyle çözmelisiniz. Sıfıra sağdan yaklaşıyorum. O zaman mutlaktan çıkarken x ne diye çıkacak? X diye çıkacak. Çünkü içerisi pozitif. Şuradaki x zaten kendi x'i. Artı. Şimdi daha sıfır vermedim. Sıfır vereceğim de. Zaten bunlar sıfır vereceğim ama şöyle vereceğim. Şimdi sıfır bölü sıfır tanımsız olur. Ben işlemimi önce yazıyorum. Şöyle yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yazdık. Sonra
Şu an hemen acele edip sıfırı vermiyorum. Önce bu mutlaktan çıkardım. Sonra işlemimi aynen yazdım. Sonra daha devam ediyorum. X'ten X'ler sadeleşti. 1 oldu mu? Oldu. Artı 2X eksi 2 oldu mu? Oldu. Hala limitimi yazıyorum. Ve bundan sonra değerimi veriyorum. Nedir? Ben 0'ı verdiğim zaman sonuç 1 artı 2 çarpı 0 eksi 2. O da 1 eksi 2 eksi 1 arkadaşlar. Cevabım eksi 1. Burada uyarı şu. Öncelikle kendi işlemimizdeki sadeleştirmeleri yaptıktan sonra bize verilen x değerini en son yerine koyalım. Yoksa biz direkt 0'ı koyarsak tanımsız bir ifadeyi yer alırdı. Yani burada gelip 0 bölü 0 yazmak bu işlemi çözdürmezdi bize. Limit, belirsizlik durumları. Şimdi şu ana kadar oranları şöyle değerlendirelim. Sağdan limit neye deniliyor? Limit sağdan ve soldan değerlerin birbirine eşit olduğu noktada limit vardır. Yani limit sağdan yaklaştığı değer aynı değeri limit soldan da gösteriyorsa limit o noktada vardır. Ve limittir. Aynı zamanda sağdan yaklaşmak demek bir şeyin sıfırı sağdan yaklaşıyorsak sıfırın sağındaki en küçük değer diye düşünebiliyoruz. Yani 0,0000 sonu tahmin edilmeyen ama sonunda sıfırdan büyük olduğunu düşündüğüm bir değer olarak düşünüyorum. Soldan yaklaşınca da sıfıra soldan yaklaşıyor ve burada sıfırdan küçük ama en küçük bir değer olarak düşünebiliyor. Şimdi limit ikinci sorusunda limitte yani ikinci soru tarzı olarak da düşünebiliriz. Limitin belirsizlik durumlarından da bize soru gelebiliyor. Bu durumlar önce belirsizlik durumları nedir? 0 bölü 0. Sonra sonsuz bölü sonsuz. Sonsuz eksi sonsuz. 0 çarpı sonsuz, 1 üzeri sonsuz, 0 üzeri 0, sonsuz üzeri 0. Bunların hepsini gördüğünüz zaman belirsizliktir. Yani farklı formatları çevirip işlem yapmamız lazım. Geliyorum sorulara. Soru. Şimdi limit x e'ye giderken x kare eksi e üzeri 2 e üzeri 2 eksi x çarpı e soru işareti. Şimdi bunu yapmamız için nasıl yapacağız? Şimdi limit yerine koyduğum zaman çözüm yerine koyduğum zaman e üzeri kare eksi e üzeri kare e üzeri kare eksi e üzeri kareden 0 bölü 0. İşte bu noktada arkadaşlar L'Hospital yani bunun daha doğrusu L'Hospital'siz de çözümü var. Ama ben onu yapmıyorum çünkü neden? Bir yöntemi göstereyim ki kafanız karışmasın diye. L'Hospital yapacağım. Şurada L'Hospital dursun böyle. L'Hospital işte. Şöyle yazalım. L'Hospital ne? Önemli olan bu. L'Hospital şu. Yukarıdaki fx olsun, aşağıdaki gx olsun. Kitaptaki tanımı. Fx, gx. Üstün türevi. Altın, yani paydanın türevi. Değer bize limiti veriyor. Şimdi buraya bakalım. Şimdi üstün türevi demek ben buradaki sadece x'e bağlı olduğu için x'e bağlı kısımların türevini alıyorum. Diğer kısmı 0 olur. Yani burada nedir? Türev nedir? X'in üzerinde 2 varsa onu başa alırsın. Çarpı x yazarsın. Üstündekini biraz artırsın. O da 1 olur. 2 eksi 1'den 1 olur. Paydaya bakarız. Paydada da x'e bağlayan eksi x çarpı e vardır. E kalır, eksi kalır, bir x gelir. X'in türevi de üstündeki biri başa alırsın. 1 çarpı x'in üzerindeki biri biraz artırsın.
O da 0'dır. Burası da 1 olur. En basitinden hiç bilmeyen için gösteriyorum bu türevi. Yukarısı 2x olur. Aşağısı x üzeri 0, 1 olduğu için 1. 1 çarpı 1. Bir de eksi e var. Eksi e'yi de yazdım. Şimdi en son artık işlem bittikten sonra x'e ne diyorduk biz? E dediğimizi yerine yazıyoruz. 2e bölü eksi e. E'ler sadeleşti. Cevabım eksi 2'dir arkadaşlar. Şimdi bu soruyu da yaptıktan sonra soru limit sağdan yaklaşırsa sıfıra x artı kök içinde x bölü 2 kök içinde x değeri kaçtır? Şimdi sıfır yerine koyduğum zaman arkadaşlar hemen şuradan burası 0, burası 0, burası da çarpım durumunda olacak 0 olduğu zaman 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben bunu gördüğüm zaman ne yazacağım? L'Hospital. Hospital. Şimdi L'Hospital nedir demiştim? Üstün türevi, altın türevi. Ayrı ayrı alacağız. Tamam. Şimdi x artı kök içinde x türevi 2 kök x. Şimdi bunu da türevini alacağız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Uzun uzun yazarken gösteremeyebilirim. Şimdi kök x'in türevini nasıl alıyoruz? Türevi bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi x'in üzerinde 1 bölü 2 var arkadaşlar. Türevin mantığı şu. X'e bağlı bir türevden bahsediyoruz şu an zaten. Bakın x'e bağlı. Şimdi x'in türevini şöyle alıyoruz. Üzerindeki sayıyı başa al. 1 bölü 2 çarpı x'i yaz. X'in üzerindeki sayıyı biraz al. 1 bölü 2 eksi 1. 1 bölü 2'yi yazdım çarpı x. Yukarısı ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Ya böyle yazmaya devam ederim ya da derim ki 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 derim. Ya da 1 bölü 2 kök x derim. Bu da aynı ifadedir. Şimdi bunu yazdım. Çünkü bilin diye. Yani bir sayının kök ifadenin türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Buraya kadar tamam. Şimdi geldik sayımı yazmaya. Sayıları yazayım. Şimdi x'in türevi nedir? Üzerindeki 1'i başa yazarım. Çarpı x. 1'i, yani üzerinde görünmeyen bir 1 var. Onu da biraz attığım zaman 0. Artı kök x'in türevi ne? Demin gösterdim. 1 bölü 2 kök x. Paydaya bakıyorum. 2 çarpı kök x'in türevi ne arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x. Şimdi burası ne? 1 artı 1 bölü 2 kök x. Aşağısı ne? 2'ler sadeleştiği için 1 bölü kök x. Bana şimdi işlemimi yaparken ben şu an 0 verirsem, bakın arkadaşlar 0 verirsem şurada şuraya 0 verirsem yine bir belirsizlik olur. O yüzden getirebildiğim en sade şekle kadar getirmem lazım bunu. Unutmayın. Uzun işlem seçiyorum bilerek anlayayım diye. Şimdi ben buraya kadar geldim. 1 bölü 2 kök x bölü 1 bölü kök x. Buraya kadar geldim. Hocam şimdi ne yapacağım? 0 da versem yine belirsizlik oluyor. İşte arkadaşlar daha bitmedi. Ne demiştim? En son sadeleştirme işleminize kadar yapmak ve ondan sonra değeri vermeniz lazım. Şimdi ne yapacağız burada? 2 kök x'i 1 ile çarpacağız. 2 kök x artı 1. Paydada 2 kök x var. Burası ne? 1 bölü kök x. Şimdi 1 bölü kök x. Şimdi bunlar bölüm durumunda olduğu için şunu ters çevir çarpım durumunda yazabilirim. 2 kök x artı 1. 2 kök x. Burası da kök x 1. Bakın daha gördüğünüz gibi sadeleştirme durumu devam ediyordu. O yüzden sadeleştirdikten sonra bunlar gitti. Geriye kaldı 2 kök x artı 1 bölü 2. Şimdi 0 verirsem buraya 0. 2 çarpı 0'dan 0, 1 bölü 2 cevabını elde edeceğim arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi sadece sırası önemli burada. Limitin zaten zor dediğimiz kısmı sırası. Kafanız karışık, direkt sıfır veriyorsunuz. Bu sefer belirsizlik durumu olmasa bile sonuç yanlış çıkıyor. Öncelikle düzeltebileceğiniz kadar işlemi düzelteceksiniz. Sonra işlemi değerini yerine koyacaksınız. Şimdi gelelim başka soruya da bir iki tane daha soru çözelim. Ondan sonra şeye bakalım. Başka soru tarzına çıkabilecek. Ondan sonra bunlarla ilgili size bol bol bir saat boyunca soru çözeyim. Şu limit artık sizin için kolaylık olsun. Ve çıkmış yöz sorularını çözeceğim sonra size. Göreceksiniz ki anlattığım hepsi çıkmış. Ve hepsi benim söylediğim gibi çözülürse ne kadar basit oldu. Şimdi limiti şöyle soralım. Limit x'e sağdan yaklaşınca kök içinde x artı 1 eksi 2 x eksi 3. Şimdi 3'ü yerine koyduğum zaman 3 artı 1 daha 4 kökten çıktığı zaman 2 diye çıkar. 2 eksi 2 daha 0. Buraya da 3 verirsem 0. O zaman 0 bölü 0 verir size bak. Böyle sorular için yani başta çözerken her şeyi kalem kullanırsak da değer kalmayacağı için her şeyi yazmaya gerek yok. O yüzden başta ben böyle sorularda zaten L'Hospital soruyor. Yöz L'Hospital sorduğu için ben bunu biliyorum deyip düşünmeniz lazım. L'Hospital cepte. Şimdi nasıl yapacağımı biliyorum. Neden? Nereden biliyorum? Size demiştim ya. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Bu zaten kök x artı 1'in de türevi 1 bölü 2 kök içinde x artı 1 değişmez. Şimdi buna devam edelim. Türevini alalım. 1 bölü 2 kök içinde x artı 1 bölü bunun türevini alamam. X'e bağlı değerlere bakıyorum. Burası. Burayı aldım. Burası olmadığı için 0. Geldim buraya. Burası da 1. Şimdi o zaman neymiş? 1 bölü 2 kök içinde x artı 1. X artık sadeleştirme hiçbir şey yok. Tamam kaldı. O zaman hemen değerimi yazıyorum. Yazdım 3'ü. 1 bölü 2 çarpı 3 artı 1 daha 4 kök içinde. 2 diye çıkacak. 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 bölü 4 olacak arkadaşlar cevabım.